Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ahir zamanda kıyametin kopmasına yakın israflar artacak. Aman ya Rabbi. Dünya mal ve menfaati ahiret saadetine tercih edilecek. Evet arkadaşlar, kabak gibi ortada. İsraf. Bakın arkadaşlar, israf derken bizimle sadece ekmeği çöpe atma, yemeği çöpe atma, onu hayır. Fazladan evin içinde yanan elektrik lambası israftır kardeşim. Abdest alırken suyu biraz açarsan israftır kardeşim. Çünkü bir de ekstra abdest alırken günah giren adamlar var. Tabii abdest al bak, bütün günahları döküyor. Ama bir adam abdest alırken suyu biraz fazla açarsa günaha giriyor. Haram. İsraf artacak. Artıyor. Dünya mal ve menfaati ahiretin önüne geçecek. Geçti. Herkes de dünya sevdası. Araba olsun, ev olsun. Ya kardeşim olsun ya sizde. Ya olsun da bizim dünya sevgisi ahireti örtüyor. Geçen hafta söyledik. Dünyaya olan sevgimiz ahireti kapatmasın. Ama bize kapatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İktisat eden zenginleşir, israf eden fakirleşir. Elbet fakirleşeceksin. Bu dünyada olmazsa ahirette fakirleşeceksin kardeşim. Şimdi iktisat nedir? İsrafla cimrinin ortası. Yani cimri de olmayacaksın, savurgan da olmayacaksın. İkisinin ortasına iktisat denir kardeşim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İktisat eden sıkıntı çekmez, Taberani. Kardeşim ölçülü harca. Atıyorum adam maaş alıyor. Bizim millet zaten meşhurdur ya. Adam aldığı ilk maaşı ikinci gün bitiriyor. Bir ay milletten para dileniyor ondan sonra. Meşhurdur bizde. Alır gider en pahalı ayakkabı alır. En pahalı montu alır. Zaten kış geldi. Şimdi diyor ya ne yapalım, montlarda 2000 liradan başlıyor. Kardeşim 2000 liradan başlıyor da. Tamam montunu al. Birkaç sene idaresin seni o. İdareli kullan. Başka bir taraftan kız. E ne yapalım, yaşamayalım mı? Sana ben yaşama demiyorum. Sana ben taktik veriyorum ki ay sonunu getir diye. Daha ne yapayım sana şimdi? Ekonomistlik mi yapacağım burada? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle devam etti. Kurtarıcı 3 şeyden biri. İnsanları kurtaracak 3 şeyden biri. Varlıkta, yoklukta, zenginlikte, fakirlikte orta yolda olmaktır. Yani iktisada devam etmektir. Beyhaki'de geçiyor. Arkadaşım zenginsin diye illa parayı har vurup harman savucan anlamına gelmez. Allah Cellece bir adamı bir gecede fakir eder mi? Eder. Hatay'da 26 tane marketi olan, bak 26 tane marketler zincirden ona. Adam diyor ki bir gecede diyor. Diyor ki bak şöyle anlatıyor. O gün diyor depremin akşamı. Diyor ki o gün diyor hanım diyor kahvaltılık hazırlamış sofra. Akşam hemen demiş bir kahvaltılık bir şeyler yiyelim. Diyor ki sofrada diyor tabak koyacak yer yok. Tabak koyacak yer yok diyor. Ama diyor çocuklarımın suratına bakıyorum, hepsinin suratı ekşi diyor. Bak bunu adam söylüyor. Sabaha bir kalktım diyor, bir tane ekmek bulamadım diyor. Bir tane ekmek. Ne oldu? Allah Celle Celaluhu. İstersen kardeşim Bill Gates ol, istersen Elon Musk ol, kralı ol. Allah Celle Celal bir gecede adamı mahveder, batırır, haberiniz olsun. O yüzden niye diyoruz bunu? Sen zengin olsan bile kendini orta hale alıştır, fakirliğe alıştır ki yarın bir gün fakirlik geldiği zaman ne olacak ondan sonra? He dersin ki ben bu zorluğu görmüştüm kardeşim. En azından bünye alışkın olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. İktisat etmek maişetin yarısıdır. Maişet ne demek arkadaşlar? Geçim. Tutumlu olmak geçimin yarısıdır. Ay sonu gelmiyor, ay ortası gelmiyor, ayın başında para bitiyor, işte borca gidiyor, harca gidiyor. Niye kardeşim? Zamanında yaptığın savurganlıklardan sebep. Net konuşuyorum. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz ama işimize gelmiyor. Biraz parayı bulunca hepimizin el ayağı kaşı gözü ayrı oynuyor. Herkeste böyle bir zengin oldum havası, herkeste zengin oldum kafası var. Hayır. Allah Celle Celaluhu rızası için söylüyorum. Biraz tutumlu olalım. Biraz fren yapalım arkadaşlar. Fren. Sizin için söylüyorum. Yarın bir gün Allah muhafaza başımıza bir ahval gelirse, bak ahir zamandayız. Kazalar belalar bitmiyor. Bir gecede Allah Celle Celaluhu İstanbul'u dümdüz eder. Ertesi sabaha Allah muhafaza kedi köpek fare yemek zorunda kalırız. Suriye'de kadınlar fetva sordular. Fetva, o savaş zamanı. Alimlere sordular kadınlar. Ya açız diyor, sokaktaki kedi köpeği yiyebilir miyiz diyor kadın. Gerçek bu, şaka değil. Bak gördün mü? Allah muhafaza. Sabah ondan sonra görürsün. Bak bu Burkina Faso'ya gittim ben arkadaşlar, biliyorsunuz.
Orayla alakalı ben gitmeden önce böyle dedim bir araştırdım. Belgesel falan izledim. Adamlar ya Burkina Faso ya da başka bir yerde olabilir. Tam emin değilim yeri. Çocuklar yolda ölmüş bir tane köpeğin başında bekliyorlar. Soruyorlar bu çocuklar ne bekliyor? Köpeğin diyor ölmüş diyor. İnsanların gitmesini bekliyorlar. İnsan gittikten sonra köpeği alıp yiyecekler diyor. Açlıktan ya. Açlıktan yok yok. Hiçbir şey yok. Ölmüş köpeğin başını bekliyor. İki tane çocuk. Herkes gitse de köpeği biz alsak yesek. Hadi bakalım. Ona göre. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Tedbirli olmak geçimin yarısıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Geçimde iktisat etmek peygamberliğin 20'de biridir Ebu Davud. Bak peygamberliğin 20'de biridir. Ne demek? Peygamberlik alamettir. Bu demek değil ki sen peygambersin. Hayır. Peygamberlerin yaptığı amellerden birini yapıyorsun anlamındadır. Çok güzel bir mesele bu. Allah Celle Celaluhu bir kuluna mal ve ilim verir. Mal ve ilim verir. Bu kul da haramlardan kaçınır. Akrabasını sevindirir. Malından hakkı olanlara bilip verirse cennetin yüksek derecesine kavuşur Tirmizi. Arkadaşlar bak açık konuşuyorum. Özellikle sigara içenler. Ay sonu gelmiyor. Ayın ortasını bulamıyoruz. Babacığım cepten de parlamet eksik olmuyor. Şimdi burada sıkıntı var. Hanım kardeş mesaj atar. Eve 1 lira para bırakmaz. Cebinden sigarası eksik olmaz. Kahveden çıkmaz. Meyhaneden çıkmaz. En kral sigara içer. Günde 2 paket sigara içer. Ne oluyor? Ekmek parası bırakmayan adam sigaraya mı her türlü parayı buluyor. O zaman ne olur bu hadis-i şeriflerden yola çıkarak sigara içen adam eğer bu ahvalde ölürse cehennemden başka bir yere gidemez kardeşim. Evet. Niye? Evde çoluk çocuk aç. La mübarek hanım diyor ki ekmek parası bırak. Ekmek daha. La ne yiyeceğiz biz? Sizde kardeşim her gün ekmek mi yenir? Böyle kafalar var atmıyorum. Ya bugün de yemeyin der. Ama kendisi kendine harcadığı zaman en güzel yerlere gider. En iyisini yer. En iyisini içer. İşte bu adamlar cehennemin en dip yerine kadar iner kardeşim. Sigara içenlere ben söylüyorum. Sen sigara içtiğin halde evine para bırakmıyorsan ben şunu demiyorum. Sigara içmek haram demiyoruz ama israf edersen harama girer. Evine para bırakmadan sadece paranı sigara içersen bu sefer harama giriyor iş. Parasız cepte kuruş para yok ama ne var varını yoğunu sigara içiyor. Bu sefer haram. Bak sigara içmek bununla alakalı işte Ehl-i Sünnet hocalar da ikiye bölündü. Kimisi haramdır diyor. Kimisi değildir diyor. Biz Alaeddin Efendi Hazretlerimiz Kuddesi Sürur'un fetvasından yola çıkarak sigara içmeye haram demiyoruz. Ama tahrimen mekruh. Harama yakın mekruh. Ama kesin haram diyemiyoruz. Ama dediğim gibi ayarı kaçırırsan, eve bırakacağın parayı sigaraya veriyorsan, kaşın gözün ayrı oynuyorsa, hanımının burnundan getiriyorsan, o zaman kardeşim sana açık açık bu sigara için sigara haram olur. Cehennemin dibinde bulursan ondan sonra şaşırma. Rabbim Celle Celaluhu nerede sigaraya müptela varsa Rabbim onunla kurtarsın. Amin. Amin. Sigara içenler amin dediniz mi? Amin. Amin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Size dua ettim. Kendime dua etmedim. Ben sigara içmiyorum. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil munkar ve tu'minuna billah.